Merhabalar sevgili boğa burçları umarım ki hepiniz iyisiniz, güzelsiniz, keyiflisiniz. Bugün sizler için Eylül ayına özel bir tarot okuması yorumlayacağım. Güzel bir ay olsun hadi bakalım. Şifa getirsin mutluluk, huzur, dileyenlere aşk, dileyenlere bol bol başarılar, bol bol paralar getirsin. Hayırlısıyla gelsin tabii ki. Güneş yükselen ay burcu Boğa olanların en yüksek hayır ve niyetlerini, tüm soru ve sorunlarını cevaplamaya, en doğru en gerçek rehberliği sunmaya niyet ediyorum. Eylül ayından boğa burçlarını neler bekliyor? Şimdi ilk kartım şöyle bir geldi. Çok yeteneklisiniz. İnanılmaz yeteneklisiniz. Ve bu yeteneğiniz arkadaşlar herkes tarafından fark edileceği önemli bir dönemdesiniz. Bu süreçte söylediğiniz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kader çarkı sizin için çalışıyor. Ve o kader çarkı şans ve iyi talihi getirir. Çok büyük fırsatları getirir. Dönerken o 360 dönüyor ya. Orada bakın bakalım siz nereden para istiyorsanız. Parayı toplayabilirim. Nerelere başvurabilirim. Ben kiminle olabilirim. Kim bana iyi davranıyor şöyle bir dönerken bir bakın bakalım etrafınıza o kader çarkı dönerken. Siz oradan Neleri toplayabilirsiniz etrafınızdan ve etrafınızda kimler neler yapıyor, onların çocukları, onların aileleri neler yapıyorlar, neleri başarmışlar ve siz buradan kendinize, evlatlarınıza, ana babanıza ya da aşk hayatınıza işte evleneceksiniz ona göre kim ne yapmış ve siz ne alabilirsiniz, nelere dikkat etmelisiniz ve bu dönemde dediğim gibi iyi şans, fırsatlar, ilham konuları, yetenek konularınız bunlar size çok fazla maddi manevi kazanç getirebilir çok güzel iş bağlantıları kullanabilirsiniz ve dediğim gibi yeteneklerinizden bir ilham alarak ee, belki iş, belki bir popülerite elde etme gibi önemli olayları hayatınıza çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve dediğim gibi bu süreçte hem de e, birilerinin önüne geçebilirsiniz. Yalnız değilsiniz bu arada. Ya takım arkadaşlarınız işte işten olur, ailenizdeki belki insanlar hadi bakalım diyecek, sizi destekleyecekler. Hep beraber belki bir şeyler yapacaksınız, bir yerlere gideceksiniz. Yani kimse için tatile gitmek, bir yerlerden kaçmak için çok güzel bir fırsat olabilir. Bunu da değerlendiriyor olabilirsiniz. Şöyle bir devam ettiği zaman sevgili arkadaşlar. Bu kart tabii ki toksik olduğu için aslında şeytan kartını anlatıyor. 15 zaten şeytan kartı. Birincisi bu kartta şöyle bir şey vardır. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Yanınıza 2-3 tane insan var. Onun dışındaki kimseye ne para verin ne paralarını alın. Ne güvenin ne bir güven sağlayın. İşte ben sana güvendim de ondan böyle yaptım gibi bir şey olur. O yüzden çok fazla hani Ana güvenerek iş yapmayın, söyleyin ve kenara çekilin. Çok böyle, aa merak etme ben yaparım, ben hallederim Bundan, Ondan sonra sizin üzerinize bırakırlar. E, bu sefer hani sanki siz suçluymuşsunuz, her şey sizin yüzünüzden olmuş gibi bir olay olabilir. Çünkü siz naif insanlarsınız, sabırlı insanlarsınız, iyilik yapmaya çalışırsınız. E, i̇yilikten de maraz olabilir. Çok fazla hani dibinizdeki tabii ki insanlara yapın canım, ailenize anne babaya güveniyorsanız ama onun dışındaki dışındakilere çok fazla şey yapmayın. Bakın bu dönemde size çok güzel bir şans, çok güzel bir fırsat geliyor. Çoluk çocuk aile için böyle güzel bir şey olabilir. Çok böyle aa tamam hallederiz, yaparız, ederiz olaylarına girmeyin. Daha çok güvendiğiniz insanlarla. Dediğim gibi bakın bir takım kurmuşsunuz aile içi, aile dışı. Onların dışına çıkmayın. 3 kişi grup kurdunuz mu? 3 kişi tatile mi gideceksiniz? Dördüncüyü almayın. Ya da çıkanı bir daha geri getirmek için uğraşmayın. Ne varsa onunla yola devam edin. Dediğim gibi bu şans, bu fırsat para geçer elinize. Sonra bir daha eklendiği zaman e hani benim param nerede? E başta üç kişi konuştunuz. dördüncü eklendiği zaman herkesin parası düşecek. Bir sıkıntı çıkacak. Yani bu sefer kendi payınızdan belki bir şeyleri vermek mecburiyetinde kalacaksınız. O yüzden uğraşmaya gerek yok. Ve bu dönemde şeytan kartı dediğim gibi etrafınızdaki gerçekten şeytan kılıklı, kandırıkçı, yalancı sizi sözleriyle çok fazla manipüle edebilecek. Aman canım ciğerim bir tane bebeğim aşkım hızart tut diyenlerden işte biz akraba değil miyiz yeğenim bilmem ne. Bunlara karşı birazcık dikkatli olmak. Çok böyle ağlayıp gözyaşı döken birisi varsa buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü siz duyguları çok yoğun yaşayan ve insan duygularına çok önem veren insanlarsınız. Acıma duygunuz çok çok yüksek. Yani birazcık dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu kart hem devlete hem de avukatları anlatır. İlahi adalette ya da normal böyle mahkeme, adalet anlamında bir haksızlık varsa hem çözülebilir hem de dediğim gibi devletle alakalı bir gündeminiz varsa burada gözlerinizi açık tutun. Hani devlet yanlış yapar değil. Orada çalışan insanın gözünden bir para 150 yazacağını 15 yazar. Sizin aklınıza da o ok kalır. Ya da bir yanlışlık olabilir. Geçmediğiniz köprüden geçmişsiniz gibi bir para çıkabilir. Ceza yiyebilirsiniz. Hani bunlara da ayrıca dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeyim. Bu üç kartın yorumu budur. <gülüyor> tamam. Ve <laughs> dediğim gibi yani şu kısım özellikle sizin diğer insanlardan bir farkınız var. Yani belki güzelsiniz, belki ya yani kadın erkek fark etmeksizin. Yani erkekler de güzel olabilir. Yani yakışıklı diyeyim o zaman. Ee, belki yeteneklisiniz, belki eğitiminiz, belki duruşunuz. Ya yani evli olmanız da sizi öne çıkarabilir. Bekar olmanız da orada bir sizi öne çıkarabilir. Yani var var yani. Bir farkınız var. Tavrınız, haliniz bir farklı. Şimdi böyle devam ettiğimde. Bakın diyorum ya kendinizi bir güvence altına alın. Yani başkaları için kendinizden ödün vermeyin. Kendinizi sağlam aldınız mı? Ondan sonra birisi için bir şey yapacaksanız yapın bu bir. İkincisi buradaki güvenlik iki anlamı daha var. Birincisi evinizi, yuvanızı, ailenizi, ailenizin insanlarını koruma gibi olabilir. Hani sahipleniyorum partnerimi, çoluğumu, çocuğumu tabii ki koruyorum. Ama bir de şöyle bir şey var. Anahtar, telefon... Yani böyle güvenlik sistemleri kurdurma işte demir taktıralım ya da evimizin dışına mantol atalım e, su alıyor bak burası kabarmış burayı yaptıralım tamirat tadilat yani bir güvenlik anlamı elektrik anlamında elektrik kaçağı var güvence altına alınsın burası gibi olaylarla da ilgilenebilirsiniz. Bir güç kartınız var güç kartı arkadaşlar sizin e, eskiye nazaran maddi ve manevi bir yükselişinizi yani daha da güçlenmenizi anlatıyor. Bu süreçte bakın daha da güçlendiğiniz için maaşınız değişebilir. Bir kişi çalışıyor halinde iki kişi çalışabilir. Beklediğinizden daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve belki bir parça ego yaptırabilecek bir gücünüz var. Olabilir. Kısa süreli de olsa bir güç kazanma olayı hissedebilirsiniz. Bu güç bazen aşkla da gelebiliyor, çocukla da gelebiliyor. Kendinizi daha önemli hissedebilirsiniz ve dediğim gibi maddi, manevi, enerji daha güçlüyüm, bak vitaminleri kullanıyorum, daha iyiyim fiziksel olarak böyle bir olayı da geçiriyor ve tabii ki dediğim gibi yani belki başka yerde daha iyi bir işiniz olacağı için taşınma gibi yer değiştirme gibi olaylarınız da bu süreçte olabilir. Ve bir yeniden doğum kartınız var. Tabii ki bir gücün gelmesi yeniden başlayabiliriz ilişkimize. Bu evi yaptıracaktık, yaptıramadık, alacaktık, alamadık, gidecektik, gidemedik. Ama bizim elimize bir güç, bir fırsat, bir şans geldi. Biz bunu değerlendirerek yeniden o küllerimizden yeniden doğabiliriz. O yeniden ateşi yakabiliriz. O gençlik ateşini, o yüreği buz gibi olmuşlar, ilişkisinde soğumuş olanlar ya da bir şeylerden uzaklaşıp soğumuş olanlar varsa bu dönemde tabii ki buraları biraz daha hareketlendirebileceğiniz güzel bir sürecin içerisindesiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bakalım. Eylül ayında bu alışverişlerine neler bekliyor? Soruyor, sormamla cevabımı aldım. Ay bütün kartları bir an açasım geldi. Aha bir red var, neyin reddi ama? Aa bakın, şimdi şurada dedim ya bir şans var ve hani çarp dönerken toplamanızı söylemiştim ya. Bakın enerji nasıl belli. Diyor ki yukarılardan bir yerden tabii ki ilahi ya da devletten dedim mi? Dedim. Bir yardım gelebilir. Birileri size yardımcı olabilir. Ama nedense arkadaşlar burada bir reddediş var. Yani bir fırsatı kaçırıyorsunuz galiba ya da bazı detayları atlıyor olabilirsiniz. Rica ediyorum daha dikkatli bakın. Biraz daha hani üstün körü geçmeyin. Her şeyi ince eleyip sık dokumanızda ve mümkünse tekrar söylüyorum başkasına güvenmeyin. Yani Gidecek durumunuz varsa, yapacak bir şeyiniz varsa vekaleten birisini göndermeyin. Vekalet, yani vermeyin. Tabii ki avukatla işiniz olabilir, o ayrı. Ama kendinizin bakması daha iyi olabilir bu bir. İkincisi, sizi reddetmiş bir ilişki, reddetmiş bir iş yeri ya da aileniz dedi ki size hayır, olmaz. Yapamazsın, edemezsin, gidemezsin, gelemezsin. Hayır, istemiyorum, istemiyoruz, olmayacak, yapılmayacak gibi bir şey dendi mi? Ya da bir kontratınız vardı, iptal edildi mi? Yani bakın bir şeyler böyle size karşı hayır olmaz, yapamazsın, gidemezsin, gelemezsin gibi bir olayınız olduysa bu dönemi içerisinde ya gelin tekrardan konuşalım. İşte biz hayır dedik, istemedik, yapmadık, etmedik ama ya buyurun gelin bir daha biz bu olayı konuşalım. Gelin tekrardan bu hani ya da ilişki olabilir bu. Ben hani hayır demiştim ama yani ben bir an işte çok sinirlendim. Şöyle oldu böyle oldu o yüzden öyle dedim. Aslında öyle demek istememiştim gibi bir olayınız olabilir. Ve size gelen yardım arkadaşlar bazen yani bir elçi geliyor size bir şey söylüyor. Yani hayatınızda bir şeyler olurken bazı insanlar gerçekten aracı olabiliyor. Ve yukarıdan hem devlet anlamında hem de ilahi anlamda güzel bir fırsat gönderiliyor. Hemen hayır istemiyorum deyip kestirip atmayın. Ve birileri de sizi kestirip attıysa yani demek ki Rabbim onların içerisine bir pişmanlık, bir düşünce, farklı bakış açısı verebilir ve biraz da o insan aşk olsun, aile olsun, iş olsun fark etmez ya da bu belki mahkemenin avukatı sizin açınızdan düşünme e, gücü verir. Bir de sizin açınızdan baktığında evet bu boğa burcu haklı deyip size karşı bir hani ön yargısı varsa bunu bile yenip hani biraz daha sizin için olumlu bir cevap verebilir. Şimdi güzel arkadaşlarım, ailenizi, yuvanızı, kabilenizi koruyorsunuz. Onları bir böyle sahiplenme olaylarınız görünüyor. Bunu zaten az önce de söylemiştim ve gerçekten hani birilerine nazaran sizin bir aile kurma olayınız, aileye bakış açınız daha farklı. Ve bu dönem sizin için Aile, küstüğünüz aile, akrabalar varsa onlarla ilişkilerinizi de bir o kadar ilerletmenizi anlatıyor ki birileri evet aile kurabilir, düğünler olabilir, o düğünlere davet ediliyor olabilirsiniz. Aileden belki bir parça ayrı kalma olayınız var, anlaşamadığınız şeyler varsa hani ortak noktalar bulunabilir, yanlış anlaşılmalar düzeltilebilir. Uzun zamanları görmediğiniz işte memleketten oradan buradan birileri varsa gelirler ya da gidersiniz biraz daha böyle bir olay görünüyor. Ya da birisi iş için, başka bir olay için farklı bir yere gidebilir, taşınabilir. Şöyle bir bakalım bakalım. Ne kadar yetenekli olduğunuzdan da burada para ve ya da tılsım üşüsünde zaten anlatmıştım. Çünkü bu kart sizin yeteneklerinizi anlatıyor. Ve bakın burada da şöyle bir şey var. Yaratıcılık demek haşa. Doğru değil ama kartın anlamından dolayı bunu söylüyorum. Size resmen bir güneş doğuyor. Artı eksi ne varsa olması gereken hale geliyor. Ayrılıklar, uzak kalışlar varsa özellikle de aileleriniz, arkadaşlarınız bir birleşme, bir bütünlük olabilir. Farklı fikirlerdeki insanlar olmanıza rağmen Gene de bir ortak noktada buluşabilirsiniz. Siz evlenmek istiyorsunuz, o istemiyor. Tamam, ortası ne? Biraz daha tanıyıp ondan sonra mı evliliği tekrar düşünmek? Tamam, öyle yaparsınız o zaman. Bir şekilde dediğim gibi hani iki taraftan birisi ikna olabilir. Bir de bu dönemde in ve yang olduğu için yani iyiliğin içindeki kötülük, kötülüğün içindeki iyilik yani bize Türkçesini söyleyeyim. Her kötülüğün içinde bir hayır, her hayrın içinde bir de kötülük işte şer yatılıdır var ya. Aynı onun gibi. Yani bir şeylere bakarken çok çok dikkatli olmanız gerektiği. İkinci olarak da yeteneklerinizin size maddi manevi kazanç getirmesini. Bir de burada bir hayal var. Bu hayal daha çok evet bir kadın bir erkeğe kavuşuyor gibi görünsün. Tabii ki birisine kavuşmayı özlem, hasret, aşk bunlar varsa çok özlüyorsanız evet kavuşabilirsiniz. Hayalinizdeki aşkı, ilişkiyi, evliliği, düğünü yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda bir insana kavuşmayı... Çok istediğiniz bir işi yapmayı, bir mesleğe kavuşmayı çok istiyorum gitmeyi ve hani kendimi orada bilemiyorum ödül alırken görmeyi hayal ediyorum. E, i̇leride çocuğum seni şu mesleği yaparken görmeyi hayal ediyorum. İşte Allah şu günlerinde göstersin inşallah. Bakın böyle bir hayal var ve o hayali istinaden bir çalışma, para biriktirme e, yani o plan var artık. Bir şeyleri ortaya koyduğunuzu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda bütünleşme karmaşıklıkların toparlanmasını, eril dişil enerjinin böyle bir bütün ve sağlıklı olmasını ifade ediyor. Artık ilişkilerde eril misiniz, dişil misiniz size kalmış ki. Eril dişil konularda bir bütündür. Mesela para kazanmak eril olsa da eğer ki eril enerjide bir sıkıntı yaşıyorsanız, mesela burada kazanamazsınız, dişil enerjide sıkıntı yaşıyorsanız, para kazanırsınız ama mutlu olmazsınız. Yani bunların demek ki dengelendiği bir dönem bir değişim olmasından zaten bahsetmiştim. Belki hem mutlu olacağınız hem de iyi para kazanacağınız bir iş, yer, konumda bulunabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın. Bay bay.